Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta, tabii ki de Pocket Edition ve Bedrock Edition'da en iyi 5 mod ile karşınızdayım canlar. Öncelikle video başlamadan lütfen bu videoya şöyle güzelinden bir like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve en sevdiğiniz modu da yorumlara yazmayı unutmayın canlar. Modların indirme linki aşağıda. Sürüm sormanıza gerek yok. Minecraft Bedrock modları her zaman en son sürüm uyarlanmış halde çıkar. Yani atıyorum ben bu videoyu çektiğimde 1.19 mu çıktı? 1.19 dışında hiçbir bir sürümle çalışmaz. Haberiniz olmuş olsun. Ondan sonra ah sürüm kaçtı demeyin. Gerek yok. Hadi o zaman modlarımıza geçelim. Eğer farklı sürümü de var zaten modun linkinde gözüküyor. Öncelikle ilk modumuz benim Minecraft'ın modlu oynamaya başladığım ilk mod. Bu normalde bir Java modu ve bunu Bedrock'a uyarlamışlar. Şu an geliştirilme aşamasından anladığım kadarıyla. Destek olunması amacıyla bir bakıma çekiyorum. Çünkü böyle modlar Bedrock'ta yok. Yapılmıyor çok zor yapılıyor. Hatta yapan çok az çıkıyor. Şimdi peki bu mod nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu mod bir teknik moddur. Dünyada şu rubber tree denen ağaçlar bulunur. Ben mod tanıtımı yapacağım bu arada. Hani onun için size bir rehber tanıtım yapmak istemiyorum. Sadece modun temel bilgilerini anlatıp işimize bakacağız. Böyle rubber tree'ler var. Bunlar tabii büyümüş halde buluyorlar. Bunları üzerlerine bir adet nokta oluyor. O noktayı çektiğiniz zaman Hop sen nereye gidiyorsun? Bir tane yapışkan bir balçık elde edersin. Şimdi bu balçık ne işe yarıyor? Bu makineleri yapmaya yarıyor. Şu an paketimizde 3 tane teknolojik alet var. Birisi bedbox, birisi generator, birisi de macerator. Generator bedbox, enerji üretir. Bedbox enerjiyi depolar ki bunun yönü de önemlidir. Şöyle bir yapabilirsem. ha, şöyle yapalım. Giriş çıkış hangisi bilmiyorum. Bir de macerator. Şimdi şunları şöyle bir ayarlayalım. Kabloları bağladık. Bunun üstüne bir de sandık koyuyorum ve içine de kömür koyuyorum. Gördüğünüz gibi enerji üretmeye başladı. Enerjiyi buraya depoluyor. Ki büyük ihtimalle bunu yanlış koyduğum için depolamıyor şu an. Heh, şu an alıyor. Güzel. <laughs> Güzel. Şu an içine depolamaya başladı. Bu da diğer enerjiyi aktarıyor Messerator'a. Messerator ne yapıyor? Bizim buradaki demirlerimizi alıyor. Ve sonucu burada. Bunu parçaladı. Bakın iki tane aldı. Dört tane verdi. Sonra bunu fırına koyuyorsunuz ısıtıyorsunuz. Yani bu modları değerini bilin canlar bunlar çok önemli modlar. MCP'de mod yok. Bunlar gibisi çıktı mı da desteklemek gerekiyor. Bakın benden böyle cümle yaz duyarsız bu arada. Sırf şu mod geliştiği zaman bunun üzerine bir seri bile yapılabilir. Çok güzel bir mod. Her ay yenisi çıkan modlara bir tanesi daha eklendi. Dinozor modları tabii ki. Bu modumuzda baya farklı farklı dinozorlar var. Peki bu modu seçmemin sebebini? Animasyonları fazla iyi. Evet. Animasyonları fazla iyi. Şuradan görebilirsiniz. Şöyle bir tane daha koyalım. Uçuyor. Bakın animasyonlar muazzam. Raptor. Şuradan görebilirsiniz. Dodomuz var. Pegamastak var. Ah. Ana. şerefsiz bak. Millete vuruyor kaçıyor. <laughs> Selanto. Adını söyleyemem Diloposaurus. Kompi. Böyle. Ya şerefsiz video çekiyorum burada. Niye beni zehirliyorsun şimdi sen ya? Bir sürü dinozorumuz var. Üstüne bunları evcileştirebiliyorsunuz Bunlara binebiliyorsunuz. Evcilleştirme, binme ve benzeri şeyleri nereden görüyorsunuz? Gidiyorsunuz modun sayfasını öğreniyorsunuz. Ben burada rehber çekmediğim için size göstermem bir anlamı yok. Kırbaçımız var. Wooden Club'ımız var. Olmazsa olmazlarımız zaten. Onun dışında birkaç dinozor daha göstermek istiyorum. Göstermediğim varsa diye. Wyvern elektrik göstermedim. Rex'i göstermedim. Bir de Poison. Şimdi elektrik bu zaten. Ha bunu gösterdim doğru. Rex'i göstermedim. Animasyonlar cidden çok iyi ya. Baksanıza şuna kendini güç efekti verdi, öfkelendi ve diğer dinozorlara saldırmaya başladı. Çok yarbi'den ya. Abi böyle modları indirin, indirin. Şimdi adını unuttum. Heh, JoJo. JoJo animesinin bir modu. Daha bir şey diyeyim mi? Şimdi aklıma geldi. Ne bu? Stand modu. Şimdi JoJo animesinde her karakterin nasıl oradaki ana karakterlerin Stentleri bulunur. Şimdi bu standlar nedir? Bir bakıma yanınızdaki yardımcılar. Bir ruh diyebiliriz. Yanınızda bulunan ruhlar. Peki bu mod aynısı mı? Tabii ki de değil. Neden? Kendince yapmış. Yuji standı var. Yu-Gi-Oh! animesinin standı. Peki bu ne işe yarıyor? Bu stand alev atmaya yarıyor. Bu şekilde. Bu arada sağda görebilirsiniz bir coin, bir te e tecrübe puanı, can ve onun gibi bir sürü istatistik var. Çünkü diğer dünyada başka kişiler de stand kullanabiliyor ve onlarla savaşmanız gerekebiliyor. Burada göreceğiniz gibi bir sürü farklı kişi var ama standlerimiz kısıtlı. Şurada mesela Leviat'ı koyarsam. Eldi bu ya Leviat ne el tamam annemin adı karıştı bir an. Şimdi iki tane özel gücü vardı. Şimdi bunları atamıyorum tabi neden çünkü kaskımı çıkartmam gerekiyor. Diğeri bu. Tabi bunu kullanmam için şöyle bir şey yaparsam daha mantıklı. Diğeri yanımıza bir adet yaratık spawn ediyor. Şöyle görebilirsiniz. Elimizde Night Killer var. Ve bir tane de şundan spawn ediyor. Bu standımızın özelliği bu. Peki diğer standimiz ne yapıyor? Ruyuk. Set not animesini bilmeyen yoktur zaten. Ama şöyle söyleyeyim. Tıkladığınız zaman. Evet. İndiriyor. Acımıyor. Ve arkanıza da şöyle Ruyuk'un gezmesi cidden çok tatlı ya. Şuna bak. Biraz çirkin bir dizaynı var ama. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Elden bu gelmiş. Hoş bence. Mod çok tatlı. Daha alfa sürümünde anladığım kadarıyla. İlerler mi? İlerler. Senin gibi karakterim ben. Devam edelim. Şimdi bu modumuz deli bir mod. Örümcek adam evrenini Minecraft ekliyor. Nasıl? Şimdi önce şuradan ben size yaratıkları göstereceğim. Yaratıklardan sonra olaylara girişeceğiz. Öncelikle Madam Web. Bu ne işe yarıyor? Bundan bu şekilde eşyalar satın alabiliyorsunuz. Red Goblin Ender Pearl'dür, Magic Web Shooter'dır. Hatta bir tane şuradan alalım. Madam şuradan bana bir web shooter versene. Şöyle görebilirsiniz. Web shoot atıyor. Yani web atıyor. Evet. Hasar veriyor kısaca. Şuna bir atabilirsem. Abi tutturabilirsem. Poison Bat. Green Goblin. Diğer Green Goblin. Ve Venom. Şimdi bunlarla bitmiyor. Neden? Bu modda örümcek adamın ta kendisi oluyorsunuz. Şuradan görebilirsiniz. Şimdi ben size ne göstereceğim? Size Superior Spider-Man'i göstereceğim. Neden? Şimdi i̇şte bunu giydik. Pek bir özelliğimiz yok gördüğünüz kadarıyla. Shift'e basarsanız şöyle bir animasyon oluyor. Çok tatlı. Ama bunu da takarsak şöyle bir şey oluyor. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Düz bir duvara gidelim. Ben hemen size göstermiş olayım onu. Şurada düz bir duvar var. Bakın duvardan tırmanmaya yarıyor. Aşırı tatlı. Çok güzel bir animasyonu var. Eğilirseniz. Evet böyle bir garip durdu bu arada. Böyle hoş olmadı. Tabi sadece bu zırhımız yok. Bununla beraber daha bir sürü zırhımız var. Bunlardan gene bir tanesini göstermek isterim. Iron Spider-Man ve Iron spider de diğeri. şuna şöyle giyelim. Ya ben böyle kollu bacaklı olanları çok seviyorum. Spider-Man oyunu vardı bilirsiniz. Onda da böyle Iron Spider-Man kostümü kullanıp durdum. Stealth Blue var. Şöyle bir giyelim. Böyle gözüküyor. Su altında nefes alma ve gece görüşü sunuyor bize. Görebilirsiniz oradan. Onun dışında son bir iki tane daha göstermek isterim. Spirit Spider var. Bir de Spider Gwen. Şunları bir giyelim. Şöyle bir karakter. Abi acayip gözüküyor ya. Çok iyi. Bir de. Abi çok iyi. Spider Gwen. Bu da çok tatlı. Bu var. Evet. Kostümleri giydik. Ve Gwen'i de dünyaya spawn edebiliyorsunuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Peki bu ne işe yarıyor? Antiserum. Neydi? Son çıkan Spider-Man film, Spider filmini ya, konuşamadım. İzleyenler bilir. Bu size kostüm satıyor elmas karşılığında. Aslında böyle bir süper kahraman modları bir çoğalsa ya da Mojang eski sürümlere dönme imkanı sunulsa çok güzel modlu Minecraft serileri yapılacak da. Ben bir seriye başlıyorum. Paket güncelleniyor. Mod güncellenmiyor. Dünya bozuluyor. Sonra bana gelen yorum. Abi neden devamı gelmedi? Nasıl gelsin? Mojang'ın suçu. Şimdi dürüst olacağım. Bu modu tanıtıp tanıtmama arasında çok gidip geldim. Mod çok detaylı bir mod. Size anlatmaya çalışsam imkan yok anlatamam. Hani bak bunu ben diyorum. Anlatamam. Neden? Çünkü strateji gerektiriyor. Bak onu bile söyleyemiyorum. Siz düşünün. Strateji gerektiriyor. Neden? Bu bir satranç modu diyebiliriz aslında. Peki bu nasıl oluyor? İki kişi karşılıklı birbirinden farklı bu gördüğünüz mercenary kaptanları alıyorsunuz. Bunu spawn ettiğin zaman şöyle birisi geliyor bakın. Peki bu ne iş oluyor? Elmasa sağ tıkladığınız zaman size bir tane böyle kıta seçtiriyor. Asya, Avrupa, Amerika gibi şeyler. Avrupa'yı seçtim ve şuradan görüyorsunuz. 10 blok 2 blok gidebilir. 15, 3, 2, 1 blok gidebilir. Burada gidiyor. Baya bir gidiyor. Ben bunu anlatamam. M grubu, N grubu, O grubu. Ben bunu nereden bileyim? İmkanı yok. Anlamıyorum. Kafa basmıyor bende. Koyduk. Şimdi peki diyeceksiniz hep bunu koydun ne alta yarıyor? Şöyle söyleyeyim. Bu modu oturup cidden adam gibi öğrenmeye çalışırsanız sitesinden. Arkadaşlarınızla birlikte birbirinizin krallıklarına saldırabilirsiniz. Ama bunu ben yapamam. Benim kafa buna basmıyor. İlk başta tanıtmayacaktım. Dedim ya ben bunu niye tanıtayım ben anlatamıyorum. Ama dedim sonra böyle krallık mırallık hoşunuza gittiğini biliyorum. Onun için dedim bari krallığı ilgisi olan varsa indirsin kullansın. Gördüğüm en detaylı şey modu. Strateji modu. Samurai Bowman. Daha yakında gelecekmiş. Daha tam da bitmemiş. Mızrak. 10 blok gidebiliyor. O grubundan aldım. Bunu buraya koydum. Şimdi bunları nasıl savaştıracağım bilmiyorum. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Böyle bir sürü askeriniz var aslında. Uzun lafın kısası. Bunları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ama modun sitesine girmeniz lazım. O zaman canlar. Ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım modları beğenmişsinizdir. Lütfen eğer yeni modlar gelmesini istiyorsanız beğenmekten kaçmayın canlar. Beğenin. Videoyu beğenmekten bir zarar gelmiyor size. Cebinizden onar beşer lira gitmiyor. Gözünüz seveyim <laughs> Neyse lafı uzatmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Şu modu da öğrenmeye çalışın. Kalın mod.